Stratejik en kararlı reaksiyon bir iktidar değişikliğidir. Evet, sözü İsmail'e bıraktım. Evet. Kadir abi, tabii iki gündür Rusya Ukrayna'ya neden müdahale ettiğini ve neden Ukrayna'nın doğusundaki iki şehirde fiil işgale gittiğini esasen somut, gerçekçi ve tek bir nedenle açıklayamıyor. Birden çok neden ileri sürülüyor. Bunlardan bir tanesi işte bu bölge halkının Ukrayna'daki sözde neo-Nazi iktidarın etnik kırımına uğratıldığı iddiası. Deniyor ki bu neo-Nazi iktidar işte buradaki Rus etnik topluluğu Rusya'ya doğru itiyor ya da onların haklarını gasp ediyor. Birincisi bu. İkincisi deniyor ki burada işte Rusya'nın hemen güneyinde bir NATO üssü kurulacak ve bu NATO üssü aynı zamanda Rusya'nın güvenliğini tehdit edecek ve bu nedenle bu tehdidi bertaraf etmek için müdahalede bulunuyoruz deniyor. Şimdi bunların her birinin altının doldurulması gerekirken doldurulamadığını ben gözlemliyorum. İlki şu, bu bölgede işte bu Donetsk bölgesinde Donetsk bölgesindeki problemin çözümü için bir anlaşma imzalanmıştı. Minsk Anlaşması ve bu anlaşmanın işte hayata tam anlamıyla geçirilemediği iddiası üzerinde duruluyordu. Rusya böyle söylüyor en azından. Diyor ki yani bir Minsk Anlaşması vardı, biz bu çözümde uzlaşmıştık fakat Ukraynalılar buradaki özerklik, yani bu anlaşmada yer alan bu iki şehrin, iki bölgenin özerk biçimde idare edileceği maddesini hayata geçirmediler. Dolayısıyla bu anlaşmada verilen sözler tutulmadı. Olabilir yani, bir an için böyle kabul edelim. Ama bir anlaşmada verilen sözler tutulmadı diye diğer bir ülke ya da bu anlaşmanın taraflarından biri olan ülke bir diğer ülkeyi işgal eder mi? Yani bu akıl alır bir örnek değil. Yani ve buna gerekçe olarak da komşu ülkedeki işte kendi etnik grubundan insanlar gerekçe gösteriliyor. Şimdi diyor ki yani Ukrayna'nın bu bölgesinde Ruslar var. Bu Rusların yaşadığı bölgede de otonomi ilan edilmedi ya da özerk bir yönetim kurulma. Dolayısıyla ben burayı onların bağımsızlığını tanıma adı altında fiilen işgal ediyorum. Şimdi eğer bu yolla yani birincisi böylesi bir sınırın öte yanındaki soydaş toplulukların yaşadığı hikayeyi gerekçelendirerek. İkincisi işte zaten siz ikincisini başka bir madde söyleyeceğim. Gerekçelendirerek müdahale ettiğinizde dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin sınırlarını değiştirirsiniz. Değiştirmek zorunda kalırsınız. Örneğin biz bugün sadece bu bakışla Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan içlerinde kendimize hak iddia edebiliriz. Ama bu yani bu da işte bizim oradaki tarihsel Osmanlı mirasından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Doğumuzda Batum'dan tutalım da efendime söyleyeyim Suriye içlerine kadar biz o iddiada bulunabiliriz. Bu hem birincisi gerçekçi midir? İkincisi 100 yıllık hani en azından 100 yıl içerisinde sınırları şekillenmiş birden çok devletten biri biziz ve komşularımız ve dolayısıyla bu sınırı sadece ben elimde gücüm var ve silahım var diyerek değiştirmeye kalkışmam nedenle kabul edilebilir bir durum. Kabul edilemez kuşkusuz. O nedenle ben hani en azından bu başlığın işgal için bir neden olarak üretildiği ki inancındayım. İkincisi tabii Putin bir başka gerekçe olarak da şunu söylüyor. Ya zaten diyor ki işte bu Ukrayna bizim için bir güvenlik tehdidi olacaktı. Çünkü NATO onu içermek istiyordu ya da 2008'den bu yana NATO'ya dahil edilmesi gündemdeydi. Onun NATO'ya dahil edilmiş olması benim açımdan süreyen bir güvenlik krizi yaratacaktı. Yani bir an için insan haritaya bakıp acaba Rusya'nın komşular arasında sadece bu ülke Ukrayna mı NATO üyesi oldu ya da olacak diye sormadan edemiyor. Halbuki ilk üyesi zaten biziz. Yani NATO'nun, Rusya'nın komşular arasında komşularından biri olup NATO'nun neredeyse kurulma aşamasında üyesi olanlardan biri biziz. Bizim dışımızda Rusya'nın komşusu olan ve yine eski Sovyetlerden ayrılmış olan Letonya, Litvanya, Estonya gibi ülkeler 2004'ten beri
NATO üyesi. O yine eski Varşova Paktı üyesi olan Romanya, Bulgaristan, uzakta Arnavutluk, işte Hırvatistan gibi ülkelerde NATO üyesi. Şimdi ve 2004'ten beri üye bunlar. Yani en son katılanı 2004'te katılmış. Yani Estonya Ukrayna kadar tehditkar değil mi Rusya için? Litvanya kadar tehditkar değil mi? Eğer öyleyse o da sınır komşusu. Şimdi dolayısıyla bu da benim açımdan geçerli bir mazeret olmaktan çıkıyor. Aksine Ukrayna'nın elini kuvvetlendiriyor. Yani Ukrayna'nın elini kuvvetlendirmesi bakımından önemli. Şimdi düşünüyoruz. Yani herhalde Türkiye'de NATO üyesi olmasaydı Türkiye'den toprak parçaları da talep edilebilirdi yani. Öyle denilebilirdi. Bir dönemler işte şimdi kendi ülkemiz üzerine örnek verirken yani çok rahat cümle kuramıyorum, kurmak istemiyorum ama ola ki Türkiye NATO üyesi olmasaydı eminim ki Türkiye'nin doğusunda geçmişte oldu. Çünkü 1940'ların ikinci yarısında Sovyetler Türkiye'den Kars, Ardahan ve Batum'u istedi. Pekala bu talep yine önümüze gelebilirdi. Allah muhafaza. Dolayısıyla bu aynı zamanda yani NATO üyesi olmuş olan bir ülke açısından bir Rusya karşısında bir güvenlik de sağlıyormuş. Onu biz NATO üyesi olan bir ülke olarak hani yaşıyoruz. Şu an hala yaşıyoruz. Bu bakımıyla ben NATO üyesi olmuş Ukrayna'nın Rusya'ya yaratacağı tehditten çok Ukrayna açısından herhalde bir koruma kalkanı olduğuna inanıyorum. Yani bugün itibariyle Ukrayna herhalde NATO üyesi olmuş olsaydı topraklarının bir bölümünü kaybetmezdi inancındayım. O bakımdan Ukrayna ola ki NATO üyesi olsaydı Estonya'nın, Litvanya'nın, Letonya'nın oluşturacağı, Rusya'sının oluşturduğu tehditten daha fazlasını zannedersem oluşturmazdı. Bu hususta deniyor ki işte Karadeniz'in işte bir Amerikan gölü olarak kullanımını sağlayacak deniyor, fikir yürütülüyor. Ama zaten Romanya ve Bulgaristan bunu sağlıyorlar yani. Hani Ukrayna'ya gelmeden buralarda da Amerika'nın güçleri var. Ayrıca Montreux-Boğazlar Sözleşmesi de buradan geçecek olan hem sivil hem askeri gemileri hayli sınırlıyor. Yani öyle kolay değil yani benim bu ülkeler yani kıyısı olan ülkeler dışında bir başka ülkenin gelip burada öyle at koşturması. Üçüncü gerekçesi de şu Kadri abi, ya zaten siz ülke değilsiniz ki gerekçesi. Yani siz zaten millet değilsiniz, bu birincisi. İkincisi ülke değilsiniz. İşte sizi komünistler kurdu. Kiev'i, özür dilerim, Kırım'ı Lenin verdi. Pardon özür dilerim, Kırım'ı Hrüşçev verdi. Bu Donetsk bölgesini Lenin verdi. Lviv ve diğer doğu batı bölgesini ise Stalin 2. Dünya Savaşı'nı alıp size verdi ve dolayısıyla yaratılmış bir devletsiniz. Aslında siz Rusya'sınız ve dolayısıyla siz Rusya'nın doğal parçası olması gerekiyorsunuz diyor. Gene bu öylesi bir sıra dışı bir milliyetçi bir yorumla bir zamanlar Almanya'nın ben 1. Dünya Savaşı'ndan zararlı çıktım. Almanların yaşadığı ve yine onun doğal yaşam alanı olan bölgeler bugünkü Almanya'nın dışında kaldı. O halde ben bir tadilata, coğrafyada tadilata girişiyorum ve bu yüzden Almanların yaşadığı yaşam alanlarını bu haksızlığı gidermek adına kendi topraklarıma katıyorum demesinden farksız olmaz bu. Bu yönüyle Ukrayna'ya siz zaten Rusya'sınız dediğinizde Estonya'nın, Litvanya'nın, Letonya'nın ve yarın iktidar değiştiğinde belki Belarus'un, şimdiki lider uyumlu olduğu için sorun yaşamıyor, gelecekte Belarus'un da başına gelebilecek bir komşu ülkeyi yutma ideolojisi bu. Yani bunun başka bir açıklaması olmaz. Yani Ukrayna tarihten yoksun, bir ulus bilincinden yoksun ve bu nedenle ben oranın işte bir ulus olarak, bir devlet olarak varlığını reddediyorum diyor Rusya. Ve bütün bunların sonucunda bir de şöyle bir gerekçe var. O da tuhaf. Neonazilerin iktidarı deniyor. Yani ben Ukrayna'ya şimdi gitmiş biriyim. Yani en azından turistik olarak gittim. Böyle yani şunu görmedim. Neonazi yani belki yani ben görmedim ama yani görünür bir biçimde Ukrayna milliyetçiliği, Ukrayna illiyetçi ırkçılığının cisimleştiği bir politik hareket, bir politik alan görmedim, karşılaşmadım. Zaten çokça turist alan, vizelerini kaldırmış bir ülke burası. Yani
Dolayısıyla öyle bir ülke gibi bir imaj da vermedi. Dahası yani şu an Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski aynı zamanda bir Yahudi. Herhalde İsrail dışında başkanı Yahudi olan başka kimse de yok. Yani devlet başkanı Yahudi olan bir devletin neonazilerin iktidarı diye anılması da gerçekten bana yadırgatıcı geliyor. Bu yönüyle Rusya'nın bu müdahalesi şimdi mesela gazeteci Doğan Tılıç ağabeyim yazdı. Diyor ki yani ABD'nin Afganistan ve Irak müdahalesinde kullandığı argümanlara benzer argümanlarla Rusya Ukrayna'daki varlığını gerekçelendirmeye çalışıyor. Evet, benzer kavramlar kullanılıyor. Hele hele tabii buna ek olarak nükleer silah bahanesi üretiliyor ki bu tam anlamıyla Irak'ta işte Amerika'nın Irak'ta bulduğunu iddia ettiği silah gerekçesiyle aynı. Neyse, yani Putin ben eninde sonunda şunu yapacak diye düşünüyorum. Kırım'da olduğu gibi bu toprakları kendisine dahil etmeyecek. Bu bölgenin iki özerk bölge olmasını masaya sürecek. Diyecek Ukrayna'ya, burası Minsk Anlaşması'nda ifade edildiği üzere bir özerk bölge. Buranın dili Rusça, buranın kendi özerk ordusu olacak, kendi özel yöneticileri olacak, iç ilişkilerinde bağımsız olacak, dışarıda da şartlı bağımlı olacak. Bunun karşılığında sen topraklarını korumak istiyorsan NATO'ya katılmayacaksın ve mümkünse bu iktidar gidecek. Yerine Rusya ile uyumlu Belarus benzeri bir iktidar gelecek diye bunu masaya şart olacak olarak süreceğini düşünüyorum. Bütünüyle orada o toprakları ayırarak, Kırım gibi ayırarak kendisine katacağına ihtimal vermiyorum. Ama eğer iş kızışırsa, yani Rusya bugün Kiev'e, Kiev'deki havalimanına asker indirdi. Yani bu şu an itibariyle savaş demek şeyini geçtik. Ülkenin başkentinde Rus askeri var. Yani o savaş demek sınırda olur biraz, değil mi? Yani savaş ülkenin, Ukrayna'nın içerisinde başkentinde gerçekleşiyor. O nedenle eğer Rusya ikna edilemezse, Rusya bu müdahalesinden vazgeçirilemezse ve ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalırsa, zannederim ki bir ucu Odessa'da, güneyde, diğer ucu kuzeyde, Harkov'da kendisini genişletebilir. Buraların da Rus etnik kimliği buralarda da bulunduğu için, günlük hayatta dil de Rusça olduğu için buralara doğru yayılarak özel olarak da güneyde Odessa civarına yönelerek Ukrayna'nın bütünüyle denizle bağını koparıp onu bir kara ülkesine dönüştürmeye de yönelebilir diye düşünüyorum. Bu yönüyle Rusya'nın derhal uluslararası toplum tarafından bu saldırgan tutumundan vazgeçirilmesi gerekir. Bu bir yanıyla askeri müdahaleyle olmayacak, onu görüyorum. Yani NATO ya da ABD ya da herhangi bir güç günün sonunda Ukrayna için kendi askerini sahaya sürmeyecek. Ukrayna için kendi çocuğunu öldürtmeyecek. Ukrayna bence artık uzun bir süre bu iki şehri gözden çıktı diye görmeli. Bu iki şehri kaybetti diye görmeli. Öte yandan NATO üyesi olmak da artık bir hayale dönüştü diye düşünüyorum. Rusya eğer bu hamlesinden zaferle dönerse ki öyle görünüyor. Bundan sonra bu benzeri işgalci, benzeri saldırgan tutumunu başka coğrafyalarda da deneyebilir. Burada bilmem vaktim var mı ya da sen de işte ikinci kez söz verirsen Türkiye'nin alması gereken tutuma dair de birkaç söz eklemek isterim Kadir abi. İstersen devam et, istersen de... Evet. Buyur, devam et. Ukrayna'nın... Buyur abi. Yok, devam et. Ukrayna'nın bugün NATO üyesi olma adına davranırken iki toprağını kaybetmesi...